kesmeden tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kayseri'den sesleniyoruz. Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Akçadırcı Plastik Limited Şirketi'nin konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Necati Akçadırcı bulunmakta. Bakalım bize sektörüyle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Akçadırcı Plastik Limited Şirketi kimdir, kaç yıldır bu sektördeyiz Necati? Şimdi 48 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Yalnız daha ve 2003 yılına kadar kristal ticaret olarak züccaciye ve muşamba üzerine devam etti kapalı çarşıda. 2003 yılında Argıncı'ya iştigal ettik. 2003 yılından bu tarafa Argıncı Toptancılar Lisesi'ndeyiz. Ve aynı zamanda Mimar Sinan Organize Sanayi'deyiz. Bu işe daha böyle kristal olarak devam etmekteydik. Ortağımdan ayrıldıktan sonra da çocuklarımla birlikte Akçadırcı olarak devam etmekteyiz. İç Anadolu bölgesi ve aynı zamanda Doğu illeri, Erzurum, Erzincan, Malatya, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Tokat, Ankara kazaları, Kırıkkale bu bölgelere gitmekteyiz. Harika. Peki burada sunulan hizmetler nelerdir? Ürün yelpazenizde ne tür ürünler bulunmakta? Bizde muşamba, branda, çadır, nalburi, hırdavat, çivi, bunların çeşitleri, masa muşambaları, mika masa muşambaları, minoflo yer muşambaları, yer ve soba muşambaları, balya makinesi ipi, çuval ağzı, ip çeşitleri. Ev züccaciyeci grubunuz yok. Züccaciye yok, züccaciyeyi bıraktık. Sadece muşamba, branda, çadır, nalboya, hırdavat üzerine, aşağı yukarı 200-250 kalem üzerine devam etmekteyiz. Çok güzel. Peki sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden tercih ediliyorsunuz? Doğruluk, dürüstlük, bir de eski, bugün 48 yıllık bir şeyimiz vardır. Biz kimsenin yani kuruşuna tenezzül etmeyiz ve kaliteli mal satarız. Direkt fabrikadan alırız. Bayiliklerimiz var. Müşteriler de bize sağ olsunlar tercih ediyorlar. Biz de müşterileri elimizden geldiği kadar hürmet, ikram, izzette bulunuyoruz yani. Çok güzel. Pekala, bulunduğumuz sektör bir hizmet sektörü, memnuniyet gerektiren bir sektör. Evet. Bu sektörde karşılaştığınız sıkıntılar neler? Şimdi mesela hatalı mal satıyorlar. Müşteri bilmiyor bunu. İçerisinde mesela brandanın, ben hep bütün müşterilere söylerim. Brandanın içerisinde kalın mukava var. Bu mukavadan dara düşünmüyor. Müşteri yani satıcı firma kalın mukava koyduk duruyor. Fiyatını 50-100 aşağı veriyor ama müşteri bilmiyor bunu. Alıyor, topta küçük oluyor, naylon az çıkıyor. Bizim sattığımız ürünler 80 kilo civarında. İçerisindeki karton mukava 5 kilo civarında, mesela 10 metrenin içerisinde 5 kilo civarında mukava var. Diğerinin içerisinde 60 kilo geliyor, 9 kilo, 9,5 kilo branda karton çıkıyor içerisinde. 52-53 kilo branda çıkıyor. Müşteri bunu ucuz alıyorum diye biliyor ama aldığı fiyat çok çok aşırı fazlaya gidiyor. Zarar ediyor, para kazanmıyorum diyor. Biz doğruluktan yanayız. Müşterilere bunu ister alsın ister almasın bütün müşterilere söylüyoruz. Yani Türkiye'de bunu hiç kimse söylemez. Zannetmiyorum söyleyeceğini. Ve bu şekilde şey yapıyoruz. Müşteri de bize inanıyor, güveniyor. İyi mal satıyoruz, kaliteli mal satıyoruz. Peki müşteri bunu nasıl anlayabilir? Müşteri anlayamaz. Hani şimdi bittikten sonra anlayabilir. Veyahut da topu açtığı zaman topun içerisindeki mukavayı görür. Kalınlığını dıştan görebilir. Onu tarttığı zaman ne kadar ağır olduğunu görür. Sonra top küçük olur. Bizim toplarımız büyük toptur. 80 kilo civarında. Karşı tarafın verdiği toplar 55-60 kilo civarında. İçerisinde 9-10 kilo var, karton var, mukava var. 52-53 kilo kadar naylon çıkar. Mesela bu 80 kiloluk naylonlarda 5 kilo, 5,5 kilo fire verir. Karton çıkar. 74-75 kilo civarında naylon çıkar. Böyle olunca da bu bizim verdiğimiz, belki 300-500 lira fazlaya veriyoruz ama fiyat değerine çok çok aşağı düşüyor. Onda karton
fazla olduğundan, topta küçük olduğundan fiyat çok pahalıya mal oluyor. Yani aslında sizin verdiğiniz ürün 10 yıl kullanılırken... Hayır, ona bir şey yok. Örnek veriyorum sadece. Yok, onların verdiği ürün hayır, mesela... Hayır, aynı kalite alıyorlar. Aynı şeyi alıyorlar. Yalnız içerisindeki mukaba kalın mukaba oluyor. Bizimkinin içerisindeki ince mukaba oluyor. Ve topu bizimkinin büyük, diğerinki küçük. Sonra naylon, mesela sera naylonları. 36 aylık var. 24 aylık var. 12 aylık var. Şimdi bunun... Bir de ayrıca 5 katkısı var. 5 katkılı olanı var. Bizdeki 36 aylıkta 5 katkılı da UV, ÖR, EVA, AB, LD var katkıları. Şimdi müşteri bilmiyor bunu. 36 aylık diyor, 2 katkılı yaptırıyor müşteriye. 2 katkılı, 36 aylık diye veriyor. Ama onun dayanma gücü yok. Bizdeki 36 aylık naylon, 5 katkılı naylon en az 5 sene gider. 3 yıllık, 36 aylık 3 yıllık ama dayanma gücü en az 5 yıl gider, 6 yıl gider. Neden? Çünkü katkı materyalleri fazla. Müşteri bunu bilmiyor. Diğer tarafta tutuyor ki 2 katkı maddesi koyduruyor içerisine. UV'ye, ÖR'ye koyduruyor. O da 36 aylık naylon aldım diye semliyor müşteri. Aynı şeyden biz de satmaya başladık. Baktık olmuyor. Ama müşteriye söylüyoruz. Arkadaş şunu 2 katkılı. Bu 5 katkılı. Şunun dayanma gücü en az 5 yıl gider. Diğerinin dayanma gücü en az 1,5-2 yıl gider. Bunlara garanti veremeyiz ama bunlara garanti veririz diyoruz. 5 yıl, 6 yıl gidebilir diyoruz yani. Ya bu katkı maddeleri fazla. Hı hı. UV var, ÖR var, EVA var, AB var, LD var. Bunlar da bu soğuğa, sıcağa karşı, böceğe karşı, her şeye karşı etkili. Hı. Çadırlar mesela. Çadırların 110 gramı var, 120 gramı var, 130 gramı var. 140 gram var, 150 gram var, 170 gram var ve ben bütün fabrikaların malını satıyorum. Bizde Econet var, Pilsa var, diğerleri mesela tek kalem satıyor veyahut da kendi firmasının etiketini koyduruyor. Bizde müşteri hangisini istiyor? Yok yok, istediğini veriyoruz. İstediği kalitede, istediği kalınlıkta hangisini istiyorsa veriyoruz yani. Peki satışını gerçekleştirdiğiniz ürünlerin ne kadar garantisini sağlıyorsunuz? Şimdi garanti diye bir şey yok bunlarda. Yalnız eğer iyisini alırsa, sağlam olur, kalınlığı alırsa o fazla dayanır. 150 gram, yani 120 gram, 110 gram arasında çok fark var. Kalın, dayanma gücü. Diğeri belki 2 ay, 3 ay gider ama 150 gram, 140 gram aldığı zaman belki 1 sene gidecek. Ama 170 gram, 175 gram aldığı zaman en az 2 sene kullanabilecek. 230 gram aldığı zaman daha fazla gidecek. Polyester mesela, polyester de satıyoruz. Polyester, Kaya marka satıyoruz. En kaliteli mal, Kaya'nın malını satıyoruz. Diğerleri bu kadar kaliteli değil. Yapışkanlı, güzel mal, çift taraflı. Naylonlar da aynı şekilde. Çadırların iyisini satıyoruz, kaliteli mal satıyoruz, kaliteli üretim şey yapıyoruz. Yani 48 yıllık tecrübenizi evet. Kalitelerin dün vermeden emin adımlarla sürdürüyoruz. Ve müşteriye de bunu aynen izah ediyoruz, söylüyoruz. Yani bunu zannetmiyorum, yani hiçbir kimse söylemez, yapmaz. Evet. Biz şeyden kaliteden ödün vermiyoruz yani. Ne güzel. İyisini satıyoruz, kalitelisi satıyoruz ve müşteriye de aynen söylüyoruz yani. Bu malda şu katkı maddeleri var, diğerinde şu katkı maddeleri var. Bu 36 aylık yazıyor ama 36 ay dayanmaz. Bunda 2 katkı var. Bunda 5 katkı var. Bak bu şu kadar daha fazla dayanır diye anlatıyoruz siz yani. Siz zaten müşteriye bu şekilde anlatmamış olsanız 48 yıllık bir güven, bir tecrübe evet, tabii, olmamış olur. Tabii. Pekala, Akçadırcı Plastik olarak ileriye dönük hedeflerimiz neler? İleride sizleri nereler? İleriye dönük hedeflerimiz imalat yapmak istiyoruz. Hani herhangi bir şeyin imalatını yapmak, müşterilere daha memnun etmek, daha güven sağlamak için herhangi bir ürünün imalatını yapmayı düşünüyoruz yani. Harika. Peki buradan son olarak izleyicilerimize ve evet. Müşterilerinize vermek istediğiniz mesajınız nedir Necati evet. Bey? Bizlere güvenin, yani kaliteli mal alın, biz sizleri seviyoruz, Allah'a emanet olun. Yani gereken neyse ödemede ve fiyatta her türlü kolaylığı sağlarız, gerekeni yaparız yani. Sizleri seviyoruz.
vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetinizden dolayı evet. sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz. Akçadırcı Plastik Limited şirketi olarak başarılarınızı Allah razı olsun. Devam ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet işte Son Haber izleyicileri, bugün sizlere Kayseri'den seslendik. Akçadırcı Plastik Limited şirketinin konuğuyduk. Kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız, işin ehli bir firmayla çalışmak istiyorsanız bir kez de olsun burayı ziyaret edin diyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.